Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz Berenji ile bugün Crusader Kings serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşılayım. Geçtiğimiz bölümde İzlanda, Norveç ve Danimarka'yı da topraklarımıza katmamızla birlikte yeni yeni krallıklarda biz artık bağlı duruma geldi. Şimdi devlet Aliye'yi Albey olarak e, bakalım imparator işimizin daha e, da topraklarını büyütmek gibi bir planları var. Şu anda imparator işimiz aslında yaşlandı. aldığı iyiymiş. Sıkıntı yok ama biraz yaşlandı. bunu varisi kim? Varisi bu güçlü savaşçı, yetenekli taktikçi vesaire vesaire gibi özellikleri var. İyi bir eleman. Başka bir çocuklarımı bakacağım. Bu burada ben birkaç gündür oynamıyorum. 7 tane bölümü 8 tane bölüm peş peşe çektim. 8. bölümü siz gerçek izlemediniz ama ondan sonrasında birkaç gün ara verdim. O yüzden biraz şu an bende bir yabancılık var. Ee, onu da söyleyeyim. Şimdi Omeranya krallığı unvanını oluşturabiliyormuşuz. Aa, bak bu bizim için çok güzel. Bunu ben geçen bölüm görmedim. Pomeranya Krallığı ünvanını oluşturalım. Böylece Kutsal Roma ile savaş sebebimiz olacak. Üstüne üstlük Litvanya'dan alacağımız topraklar var. Dejur olarak bu düklüğünün topraklarını alabiliriz. Peki alacağız. Savaşımızı ilan edelim. Şimdi düzenli askerlerim ne durumda benim? Ee, mana, buradaki Mangonellerin tamamını fullemişiz ama bize Mangoneller değil artık daha ileri seviye şeyler lazım. Onların da teknolojiyle açılması gerekiyor. Trebüşelerin mesela açılması gerekiyor. Şu an kutsal hakı e, araştırıyormuşuz ama Trebuchet sanki daha mı önemli ya? Bakacağım. Loncaları açarsak mülk limitimiz de artıyor. Bizim için önemli bir mülk limiti vermesi bize süper bir şey. Trebuchet'i bir açalım abi. Ya da dur ya. Bir mülk limiti benim için çok önemli abi. Varisin ülkeyi daha da iyi yönetmesini sağlar. Şimdi sadece düzenli ordularla savaşacağız. Biraz arkadan toplayayım. Toplanması geçiyor olabilir. Bize direkt saldırmasınlar. Papa da bize para verdi. Güzel. Şimdi bu parayı değerli bir şekilde kullanmamız lazım bizim. Savaşları boş ver. Kalelerin seviyesini yükseltmemiz için ne gerekiyor bize? Tepe mazgalları. Tepe mazgalları bir sonraki teknoloji değil mi? Böyle geç orta çağdaki diye düşünüyorum. Evet. Şimdi dur kalelerin hepsine bir. Binaları bir arttıralım. Seviyelerini yükseltmemiz lazım. Böylece hem gelirimiz yükselecek hem ordumuz daha iyi koruma gelecek. Hepsini zaten 3 seviye yapmışım ben. Yapmadığım kaleler varsa da yaparız. Böyle yapabildiğimiz kadar hepsinin binalarının son seviye olmasını sağlayacağız. Bu bizim gücümüzü çok çok arttıracak. Şu 60K'lık ordumuz var. Bu 60K'lık ordunun kaçı bizden? Ona da bakacağım birazdan. Burayı değiştirirsem ne yapabiliyorum? Güzel bir bina yok. Seviyesini arttır. O binanın bize çok bir şey yok. Yararı yok aslında da. Yine de seviyesini arttırmak lazım. Burayı 3 seviye yapalım. Bunlar arada elden çıkıyor ama yine de seviyesini arttırmak bizim için önemli ya. Arada bir geri alıyorsun, işte yani bizim için sıkıntı yok. Şimdi ordularımız toplansın. Dediğim gibi iki geriden başlatmışım, yoksa bize sıkıntı yaratabilirler. Kimsin sen? Hayırdır abi? <laughs> Eser hakkı savaşı. Tamam. Toprak alma gibi bir şey yok zaten. olsa biz de savaşa gelirdik. Yani kim, o hangi cüretle bizden zaten bir toprak alacak? Vallahi kutsalının romasını dinlemem, ağzına vururum. Kimse bizim topraklarımıza bir şey yapamaz. İstemiyorum kılıcı. Bizim bu arada yeni kılıçlar, malışlar daha iyi şeyler yapmamız lazım. Mızrağımız güzel. Zırhımız fena değil. Daha iyisi lazım bize. Kraliyet sembolü falan. İleride büyüyünce bize sarayımıza geleceklerdir. Şunu yapalım, bunu yapalım diye. Şu anda yeterince büyüdük. Dünyanın en güçlü devleti olsak da Bunlar da önemli bunun için. Hadi bakalım. Bunun ordusu nerede ya? Savaşta mısın sen biriyle? Evet, savaştasın. Kardeş, karşıma bir ordu çıkar ya. Karşıma bir ordu çıkar da bir bayalım yani. Öyle olmaz. Savaşmak istiyoruz ya. Güzel burayı da aldık. Devam edelim baronluk inşa etmeye. Baronluk inşa etmeye dedim, işgal etmeye. Sen benim aldığım bir yeri gelim alacaksın. Hayırdır ya? Gel bakalım. Gel bir savaşalım. Kaçma. Güzel onu yok ettik. Şunları da yok edelim hemen. Güzel. Adamı hem dövüyoruz hem düşmanlarını da dövüyoruz. E görüyorsunuz ne kadar yardım severiz abi. Hem adamı dövüyoruz hem düşmanlarını dövüyoruz. Her türlü dövüyoruz yani. Sıkıntı yok. Bizim için fark etmiyor. Gel orayı kuşat seni de döveyim bir daha. Oha! Kocuk orduya yenildi. Vallahi ufacık orduya yenildi yazık lan. Şu baronluğu alalım. Ya kardeş. Ora benim. Sen benim düşmanım değilsin ama dövmek zorundayım seni. Orayı çünkü işgal ediyoruz. Ha, barış yaptılar. Şimdi dur bizim orada açtıktan ölüyor. Bunları bir dağıtalım. Biraz ikmal alsınlar. Sonra buraya geri alırız. Ordusunu Dövdük üstüne esir aldık herhalde birini ki barış kabul ettiler. Güzel. Şimdi Gdansk kontluğu da artık bizim yönetimimize geçti. Şimdi buralarda tabii ki de bir sürü döklük müklük ünvanları oluşturulmak zorunda. Aksi halde olmaz. Burası bizde zaten. Üzerine benim değil mi? Danimarka'ya bağlıymış bu. Ama Danimarka'ya bağlı olmaman lazım senin. Senin Danimarka'ya bağlı olmaman lazım. Hmm. burada Pomeranya Kral kralına direkt olarak bağlı olması lazım vasal devral bu adam buralardaki herkesi vasal almış seni o zaman Pomeranya kralı da yapalım ya da bunları devralabiliriz direkt olarak ya ben seni Pomeranya kralı yapayım burayla ben ilgilenmeyeyim ya ben seni Pomeranya kralı yapıyorum hocam. Güçlü değilsin. İki tarafı da yönetmen zor olacak gibi gözüküyor ama. Senin Pomeranya kralı yapıyorum. Yönetebildiğini yönet birader. Hadi bakalım. Madem o kadar yer almışsın. ünvan da senindir artık. Şimdi kim yağmalıyor beni hayırdır abi? O hatsiz kim? Hocam bizim toprakları yağmalayamaz indirdiler zaten herifi direkt. Tüm orduyu terhis et. Herifi direkt ağzına vurdular abi yok ettiler. Şimdi savaşlar açabilirsiniz diyor. Kutsal Roma İmparatorluğu'na savaş ilan edebiliyoruz. Almamız gereken e, dejur olarak yerler var. Ancak onları şu an istemiyorum. Bu prens kim? Karakterimin oğlu. Hmm, bunu Kutsal Roma İmparatoru yapsam. Ben bunu Kutsal Roma İmparatoru yapacağım. Neden yapacağım biliyor musunuz? Bunu ileride döver ve seksi geri alırım. Hanemizin ihtişamı artsın. Hanemizin ihtişamı artsın abi. İhtişam için yapacağım bunu. Kutsal Roma İmparatoru yapacağım. Sonra döveceğim bunu geri. Ee, çünkü onu yaparsam eğer bizim hane daha fazla krallığa yayılmış olur. Ve böylece ihtişam seviyemiz artar ama değer mi buna? Bu adam kaybeder ki burayı yönetemez ya. Ya yaparız yapmasına da kaybeder. Bizim tahta geçirsem mi onu? Bizim tahta geçirsem. Ya yani bunu bizim tahta geçirsem yine olmaz. Ben bunu Kutsal Roma İmparatoru yapacağım. Karar verdim. Karar verdim yapacağım. Yapacağım. Savaş ilan et. Prensimizin. Burada artık imparator olmasını istiyorum. Ölmezsek eğer. Bunu yapacağız. Hadi bakalım. Yavaş yava çıkalım. Acemi avcı özelliği kazanmışız. Ne veriyor bu? Dövüş mövüş. Güzel. Prensimizi orada artık imparator yapalım. Üstüne o ünvanı çökeriz ondan sonra. Bir de ziyafet. Bir de ziyafet düzenleyelim. Hey bu tırt bir şey ya. Onu da şey yapmana gerek yok. Şu an yeterli plastikimiz var. Burada Fransa bir sürü bölündü mü? Aha bir sürü bir sürü kontuklara bölündü orası. Tek tek alacaklar. Korkunçluk kaybetmem abi ben. Para versinler bana. Tamam ziyafeti bitir abi yeter. Şimdi bu Fransa krallığının oralarda şey var mı? Var. Bu adam tek tek o kontlukları toplar. Ama bu kontlukların hepsi tek tek bana vasal olursa ayrı. Şu beni seviyorlar. Hepsini vasal yapacağım. Hepsini vasal yapacağım abi bu adamların. İşte bir sürü sorumluluk yükleyecek bu. Ama <laughs> yapacağım. Hepsi düşük feodal hükümlülüklerle ee, orada basılım olacak. Ülke sizinkinden uzak mı uzak değil birazdan göreceksin uzak olup olmadığını. Tamam. Şimdi kardeşim artık sen de benim vasalım olacaksın. Bunların hepsini teker teker vasal yapacağız abi. Ne diyor? Ülke sizinkinden değil abi. Değil kardeşim. Sen de bu arada aramızı biraz iyileştirelim kabul edenler var etmeyenler var. Edenlerle hemen bir şey yapalım. Ne vers? Bu da kabul etti. Ben birazdan edeceğim. Güzel. Fransa'nın bölünmesi bizim için iyi oldu. Bir sürü kontluk bize katılacak. Burada kendimi Fransa kralı da ilan edebilirim. Ki kendim öyle bir şey olmayacağım. Fransa krallığı gibi bir planım yok. Ama neden olmasın yani? Olabilir. <laughs> Arada sesim gidiyor, kusura bakmayın. Ee, bunları ama iyileştirirsem olur. Nasıl ya? Meşru süzerindim ben senin. Ben senin meşru süzerindim. Burayı gasp edeceğim. Burayı gasp edersen bunun meşru üzerinde olurum. Sana şöyle para göndersem normal olarak gelir misin? Gelirsin. Sana da aynı şekilde para göndereyim. Normal olarak gel. Gelmiyor. Tamam düşük geldi. Sıkıntı yok gönderdiğim paranın da hayrını gör kardeşim. Birazdan oranın meşru üzerinde olunca o gelecek bana. Bu kadar kontluğu birden batalımız yapıyoruz abi. Sana para göndereyim normal so sorumluluklarla gel kardeşim. Psikopos kardeş. Sen gelmiyorsun. Peki. Sen geleceksin. Bunları tek tek böyle alalım. O psikoposlar da gelecek arkadaşlar bize merak etmeyin. Oranın sadece meşru üzerine olmamız lazım. Bu arkadaş meşru üzerinden dolayı gelmiyor. Burgonya'nın yakında olacağız. Bir tane kaldı değil mi? Yok iki tane kalmış. Dur. Sen bir gel abi. Güzel. Şu da gelirse bu iş tamam. Tamam şimdi artık onların meşru üzerindeyiz aynı zamanda. Düklük ünvanını alacağız. Artık vasalım olabilirsin. Şimdi şuranın da aynı şekilde meşru üzerine olmam lazım. Artık geleceksin. Yüksek feodal yükümlülüklerle bile gelebilir aslında. Ama çok fazla düklüğüm var diye muhtemelen benle bir sürü kişinin arası kötüdür. Bunları çözeceğiz. Burayı alamayacağız. Sen gelir misin hocam? Sen kabul edeceksin. Ama seninle iyi olacak. Kabul edeceksin. Direkt Dük'ün katılması güzel oldu. Bu adam direkt Dük. Sen abi neden kabul etmiyorsun? Dini muafiyet vereyim sana. Sen nesin? Ademcisin. Sen Ademci birini ben istemem kardeşim. Tamam şimdi. Düklük ünvanı. Seni Burgonya dükü yapıyorum. En güçlü kim? Seni Burgonya dükü yapıyorum abi. Al. Buranın yönetimi artık senden sorulur. Ben artık seni bilirim kardeşim. Ben artık seni bilirim ona göre. Şuradaki vasalları da sana aktaracağım. Al birader. Bunlar da senin meşru şeyin. O yüzden bunlar senin yönetiminde. Şimdi Orleans düklüğünü de oluşturuyorum. Şuna vereyim. Sen güçlü bir elemansın sana vereceğim. Orlayan senin. Basalları da verdik. Şimdi şurayı da şimdi En güçlüsüne vereceğiz ki onlar üzerinde otorite sağlasın. En güçlü kimse ona vereceksin abi. Kural budur. Sen psikopossun. Sana verelim ya. Alt tapı. olmaz. Sana vereceğim. Burası da artık senindir. Sen burayı iyi yönetemeyeceksin ama sağlık olsun diyelim. Anjo düklüğünü de oluşturalım. Sen burayı gayet yönetirsin abicim. Anjo da artık senindir. Ee, sen zaten burayı yönetiyorsun. Krallık ünvanına bakalım şimdi ne kadar kalmış. Abi bir kontluk daha olsa Fransa krallığına alabileceğiz ya. Kardeş sen sen gel ya. Senin varisin Katolikse seni öldüreyim. Ve savaş yoluyla alırım. Ondan sonrasında Fransa kralı olacağız. Kutsal Roma İmparatorluğunu alacaktık ama daha öncelik vereceğim şeyler çıktı. Güzel. Bunu bir yok edelim hemen. Fransa Krallığı ünvanına çökeceğim çünkü birazdan. Ademci ney kardeşim Allah Allah. Tamam şimdi burasını kime vereceğim? Burayı kimseye vermeyeceğim. Krallığı bir alayım ondan sonrasında veririz. Şimdi dur. Ben bir şey yapacaktım unuttum. Ne yapacağımı unuttum. Size söylemediğim için siz de bilmiyorsunuz tabi. Şimdi bu adam Aragon kralı olarak geçti. Borbon bana bağlanabilirsin. Güzel artık Fransa kralıyız. Şimdi sana bir savaş ilan edeceğim. Abi dejur olarak her şeyi alsaydım ya direkt. O bir sonraki çağdaydı değil mi? Şunu diyorum dostlar. Hangisi o? Tüm ünvan tüm dejuro haklarını tek bir savaşta alıyorsun. Bak, görüyor musun? Savaşta başka bir karakter için bu değil. Bu bu evet. Dejuro savaş sebebini kullanabiliyor. burada. Her şeyini direkt alabiliyorsun mesela Fransa kralısın. Tüm toprakları tek savaşta alıyorsun. Bu iyi. Neyse Fransa Kralı olduk. Bunlar dağıldı. Bunlar zaten birazdan zortlar. Bunun da gitti. Hiç kimse onun vasalı değil. Birazdan zortlar diye düşünüyorum. Burayı da hak eden birine verelim. Hak eden kim bilmiyorum ama ver birine. Oyuncu varisin ve oğluma vermem. gerek yok. Sonra hani boş boş evlilik yapıyor. Daha sonrasında bizim hiç kötü... Bizim Gocamız ölmüş lan. Gocamız ölmemiş. Hapse atılmış. Gidiye vereyim. Kim, kim seni hapse attı lan? Essex. Oğlum sen hayırdır lan? Ha savaş bitince salacak. Mercyalı ya. Tamam, şimdi ee, Savaş ilan edeceğiz. Prensimizi buranın şeyi yapacağız. Keşke şimdi etmeseydim. Para yok. Keşke şimdi etmeseydim. Şimdi bunların ne kadar ortu? 15.000. Tamam. Sadece paralı askerlerle. İşte düzenli ordularla saldıracağım. Toplanma noktasını belirleyelim. Lan seçsene. Allah Allah. Şöyle ha. Abi niye direkt seçemiyorum? Ha? Tamam hepsi burada toplanacak. Dur 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 yanlış oldu yanlış oldu yanlış oldu yanlış oldu yanlış oldu. Tüm orduyu topladık ya bunu topla Hadi oğlum papayı Vallahi yolladım para için bu parayı güzel şeyler için kullanacağım Kutsal Roma İmparatorluğu'nu almak için 6000 kişilik orduyla onların 15.000 kişilik milis ordusunu yeneriz şunt olmaz başkente gireceğiz bakalım huzuruma. Eyvallah. Burada videoda bir sıkıntı var mı diye kontrol edeceğim. Bir sıkıntı gözükmüyor. Şuraya gir. <laughs> Güzel iyileştik. Aslı özelliğimizi kaybettik. Aa, Anasının gözü ya. Ya daha neler ya. Ya daha neler gerçekten daha neler ya. Ya daha neler ya. İmparatorluk ebesinin nikahına gitti ya. Ben almayayım diye. Allah Allah. Başkenti alsaydım bu iş çok rahat çözülecekti. Allah Allah. Hem de başkentine girip bir şeyler çalardık. Kardeş ordunu ordunu getir savaşalım ya. Nasıl imparatorsun? Başka savaşta var mısın? Bakalım bir. Akitanya Kralı oldu bu arada bu. Akitanya Kralı olması onun için daha iyi. Sadece benle savaştasın. Gel kardeşim gel. Şu kaleyi de aldıktan sonrasında e, topraklarıma bir süre geri dönecektim de gerek kalmadı. İkmal için dönecektim. Burada ilerleyen dönemlerde böyle sadece arkadaşlar düzenli ordularınıza saldırmak sizin için daha iyi olacaktır. Bu hepsinin limit full değil mi? Tamam. Bak şimdi bak adamların 15 bin kişilik ordusunda ne yapacağım? Bak şimdi va 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 gördün mü? Ben 400 kayıp verdim onlar 6000 bin kayıp verdi neredeyse. Muazzam. Seni değil seni yapacağım. Intikam yeteneği iyi zaten. Savaştaki komutan kim bu arada? Komutan sen ol abi sen 34 yeteneğin var yani. Güzel. Bak alamıyoruz. Trebüşemiz yok diye. Trebüşemiz yok diye çok yavaş alıyoruz bu kaleyi. Trebüşemiz olsaydı böyle olmazdı. Gelip gelip dayak yiyecekler böyle. Bu kalede biz zortlarız ya. Bir süre geri gidelim. İkmal alalım. Kardeş daha kaç kere döveceğim yeter. Kocamız öldü. Bizim çocuğu Kutsal Roma İmparatoru yaptım. Şimdi buranın tabii ki de ee, Essex bağımsız oldu bunun olacağını biliyorduk Essex değil Wessex bağımsız oldu Sen olacaksın şimdi dur e, Verasete geri al değil Yetmiyor lan Zaten bir imparatorum diye hmm. Zaten bir imparatorum diye kabul etmiyor bunu sıkıntı değil en azından bakın şöyle göstereyim. Bizim eleman da artık bir imparator. Lan oğlum imparator oldu. Size <laughs> artı getirdeceğine eksi getiriyor ya. Ben bunun için seni tahta geçirdim. Allah. Ben seni bu yüzden tahta geçirdim. Bizim çocuk bundan hak iddiasını alır bence. Eksi bini veriyor veriyordu her türlü. Şöyle diyeyim. Ünvan talep et. Heh. Ha? Bu. Pardon hak iddiası istedi. Ünvan talep etti ya. Karakterimin hak iddiası. Şimdi olacak. Şimdi olacak. Şimdi direkt imparatorluk için savaş açacağız. Oldu. Bu bu arada burayı yönetir de. Vessex'in sahibi ya bu. Yönetmekte sorun yaşamazdı aslında. Ama Tabii ki benim oğlum da olsa. Yapacak bir şey yok kardeşim. Bu topraklar benim. Bildik lan direkt ordusunu. Full silindi direkt ya. Valla full direkt silindi. Yok oldu ordu. Tam imparatorluğa konduk. Ben hak isteği seçtim orada. Onu değil. Ünvan talep et diyeceksin. An itibariyle. Artık kutsal Roma imparatoruyuz abi. Bunu yapmalı mıydım bilmiyorum ama. Yaptık. Yaptık oldu. Yasayı kaldırırız ilerleyen dönemlerde. Şu an seçim var biliyorsunuz burada. Bunun seçilmesini istiyorum ben. Seçilmeye de bilir. Yok. Geri alırız. Ak olacak her türlü. Şimdi her yerin krallıklarını bir oluşturalım. Her yerin bir krallığını bir oluşturalım abi. Prizya. Bohemia kralı var. Sıvatistan kralı var. Şimdi krallık ünvanlarını oluşturduk. Ee, onun dışında şu adamın yakıp bundan bir para alalım. Ondan sonra düklük ünvanlarını da oluşturacağız. Güzel. Şimdi bu yalnız çok büyük oldu ülke. Bunu umarım idare edebiliriz. Umarım idare edebiliriz. Gerçekten çok büyük ülke şey oldu. Çok erken davrandık böyle bir şey ama Hayırlısı. Ee, şimdi Pomeranya. Şu adam kimin? Ya Batı Franki. orada ne geziyorsun abi sen? Ne geziyorsun ya? Ha tacımız. Kraliyet sembolü var mı abi çaldığımız? Yok. Zırh var mı güzel? Lanetli Yunan pulu zırhı. Ver abi. Adam akıllı bir şey yokmuş. Şunu tamir ettirelim. Kraliyet sarayımızda bir taht çaldık mı? Aziz Edmund'un kafası. Dur şimdi. Ee, Aziz Edmund'un kafası zaten bizde varmış. Saray imkanlarını biraz kısmamız gerekebilir. Saldromaya alınca çünkü çok sıkıntı çıkıyor. Saray imkanları çok fazla e, gelir harcatıyor bize. İlerleyen dönemlerde kısabiliriz. Şimdi ben ne yapacaktım? Bunu şöyle yap. Aziz Edmund'un kafası. Bunun yerine ne koyabiliriz? Bu ne veriyor? Ne kadar? İhtişam arttırıyor yine baya. Şu anki durum iyi ya. Şimdi bir sürü düklük ünvanı oluşturtacak bize. O düklük ünvanlarını oluşturacağız. Hepsini abi. Hepsini oluşturup hepsini vermemiz lazım birilerine. Aksi halde zorlarız. Aa Karpat İmparatorluğunu da oluşturabiliyorum ben. Onu da imparator olalım abi. İtalya İmparatorluğunu da oluşturabiliriz. Onun da imparator olalım abi. Hadi bakalım. Sardinya Krallığı ünvanlı. Krallıkları şu anda boş ver. Düklükleri bir oluşturalım. Vereceğiz çünkü millete dağıtacağız. Tamam şimdi. Bir sürü düklük ünvanı oluşturduk. Şu anda bunlar bana isyan eder. Düklükleri vermezsem hemen vermem lazım. Şimdi. Elimizde çok fazla düklük sahibisiniz diyecek. Pomeranya Küçük Krallığı'nı. Pomeranya Küçük Krallığı'nı direkt sana veriyorum abi. Sen direkt Pomeranya Küçük Krallığı'nın yönetimini alıyorsun. Gerisine birazdan bakacağız. Son nakt bende Münster bende Viking. Neresiymiş abicim bu Viking? Viking neresi? Burası. Burayı da Norveç Kralı'na verelim. O kendisi uygun birine verir. Uygun birine aktarır diye düşünüyorum. Full Norveç'te ve Danimarka'da oluşturmuşuz yalnız ha. Kont kardeşim. Sana değil şuna vereceğim yine. Yine krala vereceğim çünkü orada bayağı toprağı var. Dur bakayım burası burasıydı değil mi? Tamam. Fransa krallığını vermiyorum lan. Bu Fransa kralı yapacakmışım Elif'e. Tamam. Yine mi burası? Burayı da ver birine. Kim var abi burada? Güzel bir kont var mı? Şu adama vereyim. Abi Ademci Ademciye verilmez. En azından Katolik adam. En azından Katolik abi. Şurası. Tamam. Yalnız full Norveç'te falan oluşturmuşuz ya o, o biraz üzdü. Kardeş burayı da sana veriyorum. Ya da sana değil direkt şuna veriyorum. Ünvan ver abi. Güzel. Kulüpleri tek tek vereceğiz. Pomeralya. Hocam burada kim var? Sana veriyorum kardeşim burayı da. Pomeralya da senin. Aramız geldikçe bu kraliçe ölmeden şu düklükleri oluşturabilirsek güzel olacak. Camtalant. Kul cool burada oluşturmuşuz. Kul cool burada oluşturmuşuz ya. Transilvanya alpleri. Güzel sonunda. Gerekli bir yerde oluşturmuşuz. Eflak kralına verelim. Ünvan var. Transilvania senin abicim. Güzel şimdi. Burada burada. Batı dük dük her şeyi bok ediyor. Her yerden bir yerden toprak almışlar. Romagna. Romagna küçük krallığı. Topos kardeşinin şu kadar toprağın var. Dur bakayım en güçlü kim burada? Sen biraz daha güçlüsün. Terraralı abimiz var. Başka yerinde dükü bu. Yukarı Loren dükü. Abi sana buranın da düklüğünü veriyorum yönet. Romagna da senin abi. Yönet abi burayı adama da verebilirdik ama buna vermek istedim. Yukarı Bosna. Yukarı Bosna'yı da kardeşim buranın kralı sensin sen ver. Sen ver abi. Tamam. Şimdi artık bir sıkıntım yok. Kimseden düklük müklük sorunumuz yok. Bir sürü prestijimiz oldu. Bizim kraliçe ölmezse eğer şeyi kaldıracağız biz. Prestij bayağı olacak çünkü. İsyan misyan edebilecek kimse yok değil mi? Kimse isyan edemez. Otorite sağlam. Ordunun 25 bini benden geliyor. İsyan eden olursa ağzına sıçarız. Hah para verin lan bana. Verin lan para. Para lazım bana. 12k prestij yaparsam çok iyi olacak ya. Ölmeden 12k prestij yaparsak muazzam olacak. Şimdi dur. Burası neresi? Romagna. Oo, Romagna'nın kralı ben olursam güzel olur. Burası direkt papalığın şeyi çünkü. Burası papalığın tarafı. Bu da papayla aramızı iyi kötüleştirir ama. Papa bana para vermeyi bırakacak mı yoksa? Papa kardeşim ben sana vereyim buraları. Ne istiyorsun benden vereyim. Baba seni benim vasalım yapayım. Ne endürüjans istersek ne oluyor? Yok kardeşim. E para ödeyeceğiz de bana sadece dindarlık veriyor. Bir özelliğimi silseydi yapabilirdim. Ona bakacağız. Papaya bakacağız sonra. Dur. Bir sürü yerin artık şeyiyiz. Kralıyız. Düküyüz. yüklükleri verdik gerçi de bir sürü kral olduk. Onlarla ilgileneceğiz. Bizim kızımız değil oğlumuz. Geçince ne olacak bakalım. Şimdi Sardinya krallığına ver. Alsas düklüğü, Ancona düklüğü, şu Zart düklüğü, Zort düklüğü. Hepsini geçir abi. Seçimi kaldırmam lazım. 12 kare prestijde ölmemem lazım benim. Seçimi kaldıracağız. Alsas. Kardeşim Alsas. Sen zaten buranın hakimisin diyecektim de değilmişsin. Bu kim? Bu adam başka bir yerin üzerine bağlı. Tam sana vereceğim ben burayı mecbur. Alsası artık senin abi. Ya sen burada iyi bir yönetim yapamayacaksın. Bu ülkede birilerinin esir edilmesi lazım ya. Yani. Ya yani bir iç savaşın çıkıp birilerini şey yapmamız lazım bizim. Hapse attırmamız lazım yani. Bu, bu sorun bu böyle çözülür. Herkes birbirinin toprağını almış çünkü. Herkes birbirinin toprağını almış. Bu büyük bir sıkıntı. Çok büyük bir sıkıntı bu. Herkesin birbirinin toprağında gözü var çünkü anladın mı? Almışlar. Yani ülkenin adam akıllı durmasını da engelliyor. Macar kardeşim sana veriyorum burayı. Vise gardı. Nerede burası? Şurası. Allah, al, buranın yönetimi sende. Sen bir iç savaştasın. Bayağı yiyorsun muhtemelen ama. Hayırlısı bakalım. Burası neresi hocam? Şurada Moldova Krallığı'na veriyorum burayı da. Hayırlı olsun kardeşim. Moldova Küçük Krallığı'nı da sana vereyim hatta. Hazır gelmişken, ayağımız değmişken. Orayı da sana veriyorum. Moldova Küçük Krallığı'nı sana vermeseydim daha iyiydi. Ama adam Moldova yani abi orayı alması lazım. Macaristan çok büyümüş. Macaristan zaten dayağı yiyecek birazdan. Burası. Burasını Macar kralına verelim yine. Yine Macar kralına verelim abi orayı. Herkes birbirinin yerinde gözünü dikmiş abi. Levedia. Al hocam burası da senin. Başka neresi? Kureziya. Burayı da verelim hemen. Al abicim. Ya baksana şurada bu adamın her yerde toprağı var. Yani büyük sıkıntı. Buraya buna vereceğiz. Yani çok fazla yerden toprak sahibi olmuş. Ya yani seni ben Frizya kralı yapacağım. Yok ama yani. Yapamam. Her yerde toprak sahibisin sen ya. Büyük sıkıntı çıkartır. Şey çok büyüdü ya. Ben bu ülkenin birinci ülvanını kutsal Roma yapacağım. Seçimi kaldırmam lazım benim acilen. Hah yasayı kaldır. Hah. Oh söktük yasayı artık. Tamamen biz ne dersek o olacak. Seçim meçim yok abi. Kimsenin elektörlüğü melektörlüğü yok artık. Aldık herkesten. ünvanları da birazdan oluşturacağız. Güzel. Bakalım ben öldükten sonrasında bu krallığı idare edebilecek miyim? Önemli olan soru bu. Artık Kutsal Roma İmparatoruyuz abi. Şimdi Bizans'ın başına da aynı şekilde geçirebiliriz birini. Sen kimsin lan? Fakit daha az kazanıyorsun. Öldürelim. Bunu öldürelim bunu öldürelim. Şimdi aynı şekilde bunun da e, başına birini geçirip tüm Bizans'a çöreklenirsek güzel olur. İşte karakterimin kız torununu bunun varisiyle falan evlendirirsem varis kim? Sen Ermenistan'dasın. Bizans İmparatorluğunda biri hak iddiası lazım bize. Kardeş sen tahta geçeceğin diye varsayıyorum. Senin birinci varisin kim? Şu. Şununla bizim kız torunumuzu ana soyla evlendirebilir miyim? Tamam böyle evlendirelim. Evlilik lazım. Orayı alacağız çünkü. Fatimiye tek atabilir miyim artık? Nasıl sahip değilim ya? Krallık savaş sebebiyle yapabiliriz, şey yapabiliriz. Şimdi artık buranın kralı benim. Papa. Şimdi orada bir hakikaten yok. Papaya da savaş açacağım ya. Papa'yı savaşta yener miyim? Çok merak ettim bak. 14k ordusu var. Papa'yı tokatlar mı? Papa'nın çok fazla parası var çünkü. Papa'yı almak istiyorum ben. Dejur olarak. Kardeş şurayı alacağız. Roma benimdir. Maliyeti fazla. Hadi bakalım. Papa'yla savaşacağız. Hadi bakalım. Papa kardeş. Hayırdır? Az önce geliyordun. Gel bakalım gel savaşalım gel. Bak şimdi direkt kaleye taarruz. Tüm orduyla taarruz edeceğiz. Şuna dalalım. Yakala abi. Ağzına vurduk. Kaleye taarruz et. Taarruz et etmemize gerek kalmadı. Kapanın aşırı parası var arkadaşlar. Bir paralı askerler aldı bile şimdi. Aha beni aforoz etti. Beni aforoz etti. Baba şaka yapmıştım ya. Şaka yaptım ya. Ana ne avradını? Kötü bu. Bu çok kötü oldu. ne <laughs> aforoz etti? Papa ile iyi geçinmek lazım. Atil özelliği kazandık. Save'e geri döneceğim. Ben sadece alınca ne olacak diye merak etmiştim. Alınca böyle oluyormuş. Bir sürü prestij, prestij, Roma falan bizim oluyor ama gereksiz hamleymiş arkadaşlar. Yenebiliriz ama gerek var mı şimdi? Papa bizi boşuna aforoz etmesin. Papayı daha da güçlendireyim ben. Ya da altına vurayım ben onun ya. Alsam mı? <laughs> Alsam mı ya? Ama aforoz edilmek çok sıkıntı. Bizim tahtımızda sıkıntı çıkartır. Kapıyı benim vasal vasalım yapayım ya. Meşru süzereninim ben senin birader. Nasıl değilim? Romagna kralıyım ben. Ben Romagna kralıyım. Ben senin meşru süzerenim. azına vururum valla. Buna saldıracağız. Tamam biz bunu alırız. Bir şeyin tamamını da bir alalım da. Ee, şu papa ile bir aramı iyileştireyim. Papa abi kusura bakma. Önce bir sıkıntı o oldu sende. Aramızda o kötü şeyler. Gerek yok. Şimdi şandan mı gidelim? Biz aileden gidiyorduk değil mi? Tamam. ben gidelim. Şimdi. lavı öldüreceğiz. Kesinlikle öldürmem lazım bunun. Kendine hatta destek de alalım. Şu an şansımız yüzde ama. Az önce katil özelliği kazandık. Olmaz öyle şey. Böyle abi. Bunların katkılarını da şey yapalım. Güzel. Ünvanlar daha da oluşturulabilir oluşturacağız. Birazdan Sicilya ile savaşacağız. Benden ne istiyorsun ya? <laughs> Vanlı <Ünvanını> gasp etmişim. <laughs> Özür dilerim abi. Özür dilerim abi. Prensimizin savaş sebebi varmış. Onunla saldırabiliriz. 1250 istiyor. Tamam birazdan olacak. 100k ordumuz oldu neredeyse ya. Ama burada videoyu bitirelim artık. Bir sonraki bölüm bagarız bu işe. Bu ölsün. Muazzam. Burada bizim kadın 72 yaşına bastı. Oğlu 27 yaşında güzel bu adam bu krallığı yönetir. Karısının da yetenekleri iyi. Hasta ama karısı Ö ölürse daha iyi olur. Daha iyi bir kadınla idareciliği olan kadınla evleniriz. Çünkü bunun varisi vardır çoktan. Daha iyi bir kız sorunu var. Kız sorunum var. Erkek. Aa ikiz. Kardeşiyle ikiz mi doğmuş? Ama bunun şeyi kötü. Sağlığı kötü. Ve bir kontluk sahibi. Bakılır bakılır bu işlere bakacağız. Ya kız da başa geçirir. Sıkıntımız iyi özelliği olduğu sürece kızla da başa geçirebilir bu adam başa geçtikten sonra. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.